Cümleten selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Konsollarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Sesim biraz yorgun geliyor. Sebebi de şu: Hatay'da 5.8 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ve biz Kayseri'de dün akşam bunların canlı şahidi olduk. Ve baya da insanlar korkuya kapıldılar. Yani bu depremlerin ardından da çeşitli artçılar vesaire yapınca da birçok şey çok karışık oldu. Peş peşe yaşanan sarsıntılar Gaziantep, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta dahi hissetmiş. Hatta Konya'dan konuştuğumuz akrabalar var. Onlar da hissettiklerini söylüyorlar. Ben videoyu 23.55 civarında çekiyorum. 20 Şubat'ın bitimine doğru 3 kişi hayatını kaybetti, 213 yaralı var diye sosyal medyadaki bilgilere dayanarak söylüyorum. Allah herkesi korusun, kollasın. İşte bunu anlatıyordum arkadaşlar. Hani hayat normale dönmeme olayı var ya, işte tam da anlatmak istediğim şey buydu. O hayat kolay normale dönmez. Yani şu an 60'a yakın bina eğilmiş, bükülmüş ya da çökmüş gibisinden konuşmalar var. Çadır lazım olayı var ve enteresan şeyler var. Yani çok enteresan şeyler var ama teyitsiz bilgileri paylaşmamakta fayda var. Dediğim gibi hayat ancak böyle normale dönecek. Mecbur ben video çekmeyi sürdüreceğim. Sizler izlemeyi sürdüreceksiniz. Bölgeye yakın olanlar artçilerle sallanacak. Bölgeye uzak olanlar acınızı paylaşıyoruz deyip küfürlü müfürlü Twitter odasında şeyler yapacaklar. Twitter'da birbirine küfür edecekler. Ya da sosyal medyada. Kardeşlik ortamı bozulsun diye elinden geleni yapacaklar. Aman Fenerlilerle Trabzonlular kardeş olmasın, dost olmasın diye uğraşacaklar. Senin futbol bilgine bilmem ne yapayım diye girecekler. Ali Koç istifa diye devam edecekler. Ben de burada çığırtkanlığını yapıp aman arkadaşlar onun bunun lafına kanmayın. Bakın etmeyin, eylemeyin. Gözünüzü dört açın. Biraz uyanık olun, yapmayın dediğim diye Ali Koç yalakası ilan edileceğim. Canınız sağ olsun. Acun Ilıcalı bu hafta Basel Trabzonspor maçı da dahil 3 tane maçı, biri Liverpool maçıydı sanırım, TV8 ekranlarından naklen şifresiz yayınlanacağını ve bu maçlardan elde edilecek reklam gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağını söylemiş. En azından Acun Ilıcalı'ya güvenimiz tam. Ve bu bilgilerden sonra muhtemelen güzel bir etkileşimde olacaktır maçlara dair. Türkiye'de ara transfer döneminin en pahalı imzaları. Bu haberi özellikle aldım. Son 3 sezona açık ara fark atılmış arkadaşlar. Şimdi ara transfer döneminde şu ana kadar 74 futbolcuya toplam 39.7 milyon euro bonservis veya kiralama bedeli ödenmiş Süper Lig takımları tarafından ve son 4 sezondaki rekoru kırmayı başarmış. Nasıl bir rekorsa. Sırasıyla 2020-21'de 24.7 milyon euro diye sayıyor ama oradaki TL bazında hesaplarsak şu ana kadarki Türk tarihinin en pahalı transfer dönemi oluyor. Euro kurunu hesaplayınca. Harcamanın %74'ünü Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yapmış olduğu, o da bir gerçek. Çünkü biliyorsunuz 3 futbolcu renklerine bağlamış Galatasaray. 15.4 milyon euro cebinden çıkmış. 15 + 400 bin euro diyeyim. Fenerbahçe 4 oyuncuya 14 milyon euro verdi diye belirtiyor. 6, 3.7 başka 4 oyuncu. 4. oyuncuyu çözemedim ya. Benim haberim olmadan da Buruma'nınki de buna sayılıyor sanırım. Onu da dahil ettiler. Beşiktaş 5 isme 6.5 milyon euro ödedi. Bakın 5 isme. Trabzonspor bir futbolcuyu kadrosuna kattı. O da Markoviç. Onun için de para ödemedi. Ara transferin en pahalısı Zaniolo. 15 milyon euro ile Galatasaray en pahalı transfer yaptı. Fenerbahçe'de Osterwolde'yi 6 milyon euroya alarak pahalı bir transfere imza attı. Beşiktaş Amir Hacıahmetoviç'e 3.2 milyon euro verdi. Onur Bulut için meseleler karışık biliyorsunuz. Ve bonservis bedeli ödemesinde Avrupa'da 4. sıradayız arkadaşlar. Devre arasında. Premier Lig 829.9 milyon euro ki adamlar da lige çıkan 250 milyon euro alıyor. Onlar için hiçbir şey. Fransa Ligi 127.9 milyon euro. Almanya Bundesliga Ligi 66 milyon euro. Biz de 39.7'yiz. Düşünün. Yani La Liga'yı, İtalya Serie A'yı, Portekiz Ligi'ni falan geride bırakmış durumdayız. Gürcan Bilgiç ligin tadı gelir diyor. Şimdi kısa özet net olarak şunu söylüyor. Hani bazı takımlar için problemli geçti. Nokta atışı transferlerle değerlendiren bence Beşiktaş oldu diyor. Vegors gitti. Abubakar aldı. Maxim gibi problem çözen ismi aldılar. Hacı Ahmet Hoç'la beraber takımın kalitesini yükselttiler. Depremin yaraları sarılırken o takımlardan gelen yerli sayılması büyükler için cazibeli bir hale geldi. Galatasaray Zaniolo ile en iddialı transferini yaptı son yılların. 3 yerli problemi çektiğinde sıkıntıyı da Adekugbe gibi bir süperstarla giderdi diyor. Trabzon tempolu oyuncu eksikliğini Markovic ile kapattı. Fenerbahçe Samet hamlesini yeterli gördü. Yabancı sayısından dolayı hareket alanı kısıtlıydı. Falan filan diyor. Yani ben transferin ismini değil de sahadaki cismine daha çok odaklanmış bir kişiyim. Yani biz nice transferler gördük. Fenerbahçe üzerinden söylüyorum. Guiza mesela İspanya Ligi'nin gol kralıydı. Bugün İspanya Ligi'nin gol kralını Fenerbahçe aldı desinler. Hani şeye çıkarız. Tura çıkarız arabalarla. Kornaları çala çala. Ama o kral neler yaptı? Hepinizin malumu. Falcao'nun Galatasaray kariyeri. Dellali mesela. Beşiktaş taraftarı Dellali delirdi resmen. Yani böyle bir resim geldi ama sonuç... Yani enteresan şeyler var. Peki hocam bu bitti mi transfer? Hayır arkadaşlar. Jorge Jesus transfer için devrede Lucas Moura. Şimdi Fenerbahçe Tottenham'dan ayrılacak olan Brezilyalı yıldız Lucas Moura için Jorge Jesus'u devreye sokmuş. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Haberin buraya kadarki kısmı doğruysa Fenerbahçe herhalde kış uykusundaydı. Herhalde Fenerbahçe'yi civcivler falan yönetiyordu. Yani çünkü insan aklı Jesus'u zaten 50 kere devreye sokardı. Senin hani bir caziben yok ki, yüksek maaş vermek istemiyorsun. Mesela Galatasaray basıyor, 5 milyon euro verdi Zaniolo'ya yıllık ücret. Hak getirdi ama sen getiremezsin. Senin de caziben ne olur? Teknik direktörün olur. Teknik direktörünü devreye sokarsın. Onun karizmasıyla, onun imajıyla bir şeyler yaparsın. Eğer bugüne kadar yapmadıysan büyük hata. Şimdi João Pedro Galatasaray'ın elinden kapılıp transfer edildi. Ama çok büyük şanssızlıklar yaşadı. Sonra yine sıkıntılar yaşadı. Şimdi Karagümrük maçıyla sahaya döndü. Ama planlar değişti. Aubameyang olayı var. Şimdi onu da ayrıca konuşacağım. Şimdi Lucas Moura transferde seri başı oldu diyor. Ve Brezilyalı yıldız Tottenham tarafından gözden çıkarıldı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Uzatma kararı almadılar. Fenerbahçe'de kapabilirsek diye kolları sıvadı. Şimdi Lucas Moura'yı bonservis bedeli ödemeden almaya çalışıyor Fenerbahçe diyor. Kısmen doğru. Jesus faktörü, takımda bir sürü Brezilyanın olması büyük bir avantaj. Arkadaşlar vergiler düşüldükten sonra Tottenham'dan net olarak 2.9 milyon euro maaş alıyormuş. Bilginiz olsun. Fenerbahçe'de buna yakın bir sözleşmeyle kapısını çalacak diyor. Bakın 2.9 milyon euro. Aslına bakarsanız sizin tabirinizde bedava. Ama benim tabirimle risk. Bakın ben Lucas Moura'yı uzun zaman takip etmiş bir adam olarak söylüyorum. Hani Paris Saint-Germain kariyeri zaten başlı başına bir şeydi. Efsaneydi. Tottenham nispeten Tottenham'da düşük bir performans sergiledi ama yani adından hep söz ettiren bir futbolcuydu. Kendine gelir mi? Bence kendine gelebilecek nitelikte bir isim. Sağ kanat, sol kanat, forvet arkası oynayabilen bir isim. Sağ ayaklı. Valla düşüşte bir isim açıkçası. Sakatlık geçmişine bakmanızı öneririm, tavsiye ederim. Biz ölü fiyatına getirmeye çalışıyoruz. Mesela bu sene 42 gün alt adale sakatlığı geçirmiş. Hani kariyeri boyunca çok fazla sakatlıktan maç kaçırmamış ama bu sezon çok az süre almış. Alman, getirmen, kendine getirmen yani bayağı uzun bir süreni alacak. Bu riske değer mi? Bunun takdirini size bırakıyorum ama Fenerbahçe çok uygun bir maliyete almaya çalışıyor. Gelelim Aubameyang'a. Bu bana çok soruluyor. Fenerbahçe Aubameyang'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Chelsea ile görüşmelere başladı demiş Haber Global kanalı. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Aubameyang'ı kime sorarsam sorayım, bana şunu söylüyorlar. Yalanla diyorlar. Yani yalanla bizim forvete ihtiyacımız yok diyorlar. Hani senin söylemene bile gerek yok. İhtiyacımız yok diyorlar. Ben şunu bir itiraf edeyim mi? Şimdi Aubameyang olayında birkaç husus var. Birincisi, bir futbolcunun bir yılda 3 takımda oynayamama sıkıntısı. Böyle bir sıkıntı var. Yani böyle bir sıkıntı var. Depreme özel olarak ek bir FIFA'dan madde gelir mi? Bence gelecek o madde. Çünkü yoksa Gaziantep falan elde kalacak. Gaziantep, Hatay futbolcularına özellik gelir mi? O gelebilir. Şimdi şunu da söyleyeyim. Ben Aubameyang'ın olacağına ihtimal vermiyorum. Bunun da sebebi çok farklı. Aubameyang olayına sıfırın altında ihtimal veriyorum. Bunun olayı çok farklı. Yani beni çok deşmeyin. Bunun olayı çok farklı. Ama hocam işte şu olacakmış, bu olacakmış. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Sosyal medyadaki herkesi dost zannetmeyin. Herkesi dost zannetmeyin. Bak, etmeyin, eylemeyin. Sosyal medyada kimi görseniz, hocam böyle demiş, adam yalan söyleyecek hali yok ya diyorsunuz. Şu sosyal medyadakilere inancınızı keşke başka yerlerde kullansanız. Keşke. Şimdi sezon başında William Carvalho diye bir isim konuştuk. Anlattım, ettim. Dedim ki arkadaşlar gündemimizde şöyle böyle, hatta imzaya kadar gittik. Abola gazetesine demiş ki, röportaj vermiş. Yazın demiş. Türkiye'ye gitmek için çantalarımı dahi topladım demiş. Ancak transfer gerçekleşmedi demiş. Bunun sebebi yıllık ücretiydi. Hem Fenerbahçe'ye hem Galatasaray'a çok fazla geldi. Biz almasak yani Galatasaray alacaktı neredeyse, ama onlar da almadı. Alamadılar. Ha, futbolcu oynuyor mu? Çatır çatır oynuyor. 27 maça çıkmış. 3 gol 2 asisti var. 1825 dakikada. Belki de sana çağ atlatırdı. Sen onun yerine Arao'yu aldın. Bu arada Carvalho'ya 8 milyon euro istiyorlardı. Biz bir şekilde o 8 milyon euroyu verecektik zaten. Fakat futbolcu 4,5 milyon euro isteyince biz o parayı nereden vereceğiz? Veremedik. Onu da söyleyeyim. Ve durum bu arkadaşlar. Hani her duyumcuya inanmayın. Anlatabiliyor muyum? Her duyumcuya inanmayın. Herkesin peşinden gitmeyin. Ben şimdi isim vereceğim, olmayacak. Vermesem gene olmayacak. Çok basit bir soru sorayım size. Galatasaray Seferovic'i 1 milyon euroya kiraladı. 3 de yıllık ücretini verdi. Toplam 4 milyon euroyu verdi. Futbolcu yoksa hepsini almadan gitmem dedi. Kulübü de öyle. Şimdi 4 milyon euroyu verdiler. Kulübün Galatasaray'la bağlantısı kesildi. Tamam mı? Kesildi. Bağlantı yok. Yusuf Demir'i kiraladılar. Satın aldılar. 6 milyon euroya ve Türk diye aldılar. Yani Yusuf Demir tutmayınca, belki de Türk diye almadılar. O kadar da şaşkın değillerdir. Yusuf Demir tutmayınca suni gündem ürettiler. Belki de. Dediler ki işte kimse Yusuf Demir'i tutup tutmamasını konuşmasın diye. 129 dakika süre aldı Galatasaray'da. Transfermarkt'a göre 2,5 milyon euro da üstüne para ekledi. Alın size gündem: 1. 6 milyon euronun verilmesi. 2. 129 dakika oynatılması. 3. 129 dakika oynatılmasına rağmen Transfermarkt'ın 2,5 milyon euro üstüne değer eklemesi oldu. Komedi bu. 129 dakika oynayan futbolcuya nasıl 2,5 milyon euro eklersiniz? Kaldı ki geçen sene falan böyle hani devasa, böyle muhteşem bir performans gösterse neyse. 4. Asıl sıkıntı burada. Yusuf Demir'i Eyüpspor'a kiralıyorlar. Eyüpspor Galatasaray'la anlaşma sağlamış. Futbolcu gitmek istemiyor. Düşünsene, Barcelona'nın Wonderkid'i. Aynı olay Fenerbahçe'de olsa futbolcunun hayatını bitirdin, kariyerini bitirdin, mezarlığa çevirdin, şöyle böyle falan filan. Hakikaten çok merak ediyorum. Söz konusu Galatasaray olunca niye Fenerbahçe taraftarı siz savunma moduna giriyorsunuz? Yani içinizde bir sarı kırmızı aşkı var da söylemek mi istemiyorsunuz? Onu anlamadım. Allah sabır versin. Hepimize Allah sabır versin. Bir tarafta biz depremin şununu bunu hissediyoruz. Bir şeyler oluyor. Hani bir şey diyemiyoruz, edemiyoruz. Ama diğer tarafta böyle saçmalıklarla uğraşıyoruz. Arkadaşlar ben kötü niyetli bir insan değilim. Hiçbirinizin de kötülüğünü isteyen bir insan değilim. Sapına kadar Fenerbahçeli bir adamım. Ama insanları seven, insanlara değer veren, kıymet veren bir kardeşinizim. Bu yüzden de size fikirlerim tuhaf gelebilir. Ama ben öyle küfür edeyim. Hani ben küfür edince ortalık karışsın, etki altına alayım falan filan. Bu bende olmaz. Bu benim karakterime de, yapıma da, insanlığıma da ters. Ben bir kardeşiniz olarak sözlerimi kimseyi kırmadan, incitmeden anlatmaya çalışıyorum. Hatam varsa affola, ama siz de artık bir şeyleri anlayın. Ne olur birilerinin attığı oltayla, o oltanın ucundaki yemle, hani o oltanın ucundaki yeme takılarak birilerine av olmayın. Sağlıklı düşünün. Deyin ki Yusuf Demir Fenerbahçe'de olsaydı, Seferovic Fenerbahçe olsa, Buruma Galatasaray'da olsaydı, 4.250'yi alıp Braga'ya kiralayıp Braga'nın her maçında 11 oynasalardı, diyecekleri tek şey şu olurdu. Bak, diyecekleri tek şey, sakatlandığı için biz oynatamadık, yoksa biz oynatacaktık. Şimdi de oynayabileceği yere gönderdik, seneye hazır olacak. Size ne kardeşim, bu adam yıldızdı, biz bu adamı dirilteceğiz derlerdi. Hepiniz susardınız. Ama Fenerbahçe olunca ben şunu söyleyeyim mi? Ben niye 450 dakika bir futbolcuyu izlemeden yorum yapmıyorum? Anlıyor musunuz? Yusuf Demir'i 450 dakika izleyemedik mesela. Yorum yapamadım ki. Hocam futbolcu nasıl diyorlar? O, izleyemiyorum ki. İzleyemedim futbolcu. Seferovic mesela. Dedim ki Jesus bunu aldırmadı. İyi ki aldırmadı. Icardi Fenerbahçe'ye daha önce önerildi mi? Önerildi arkadaşlar. Doğru. Sonuna kadar doğru. Sonuna kadar doğru. Bizden de 7 milyon euro istedi mi? Bizden 5 falan istedi yıllık ücret. Ama şu bir gerçek. Bir eşinden ayrıldı, bir sevgilisinden ayrıldı, bir gitti, bir kafasına göre başka yere uçtu, bir geri geldi, bir şöyle yaptı, bir böyle yaptı. Fenerbahçe'nin ruhsuz oyunu, Galatasaray maçındaki ruhsuz oyunundan gitti gol attı, adı Fener'e gol attı oldu. Beşiktaş'ın ruhsuz oyununa gitti gol attı, adı Beşiktaş'a gol attı oldu. Ha, şu da bir gerçek. Konuşmaya gelince Fenerbahçeli arkadaşlar diyor ki hocam Galatasaray bizi o maçta yendi, kadroları bizden daha iyi. Lan biz o maçta topun T'sini oynamadık. Biz Adana Demirspor'a oynadığımız topu oynasaydık Galatasaray'a 6'lardık sahamızda. O zaman şey mi diyecektiniz, bizim takım 6 kat daha mı iyi diyecektiniz? Galatasaray Fenerbahçe maçına çekingesinden, korkusundan forvetsiz çıktı ya. Barış Alper'e falan uzun top atak, anca öyle gol atarız diye şey yaptı. Ama gel gör ki yani Jesus da ondan daha korkak çıktı. Üçlü savunma saçmalığıyla çıktı. Bize eğer o gün dörtlü savunmayla çıksaydık, hani 4-1-3-2 çıksaydık, biz o gün Galatasaray'ı ne yapar eder, gene yenerdik. Biraz da oyun felsefemiz değişik olsaydı biz bugün çok farklı şeyler konuşuyor olurduk. Ama geçmişe mazi diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu konuya da özellikle değinmek istedim. Şimdi Fenerbahçe gitti Galatasaray deplasmanına 4-0 yendi diyelim. İlk maçtan ikinci maça kadar kadro kalitesi mi değişmiş olacak? Fenerbahçe çok iyi transferler mi yapmış olacak? O Emre Demir'i aldık, oynatmadık ama olsun, dünya yıldızı aldık mı diyeceksiniz. Etmeyin, eylemeyin. Çocuksu bir maçla ya da bir şeyle değerlendirme. Biz yıllarca Galatasaray'ı içeride yendik, dışarıda yendik. Gitti adamlar şampiyon oldu. Onlar şampiyonluğu kutlarken biz gittik Galatasaray'ı yenmeyi kutladık. Belki de bu sene tam tersi olacak. İnşallah biz şampiyonluğu kutlayacağız. Onlar da Fener'i Kadıköy'de yendik diye kutlayacaklar. Al gülüm ver gülüm olacak belki de. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.